İmralı'nın yol haritası yavaş yavaş çıkıyor. Öcalan devlet istemediğini açıkladı ama istekleri devlet gibiydi. PKK'nın silah bırakması konuşulurken akıl almaz önerilerin başında Öcalan Kürtler için özel bir silahlı güç istedi. PKK'yı silah bırakmaya çağırırken Kürtlerin kendi meclisi kendi silahlı gücü olmalı dedi. 15 Ağustos'a randevu vermişti. O gün açıklamadı. Ama avukatlarıyla yaptığı görüşmenin son notları internette PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. Öcalan çok çarpıcı mesajlar verdi. Örneğin devlet kurmak sorunu çözmez, sorun yaratır. Eskiden devlet kurarsak her şey hallolur diye düşünüyordum. Sonra devletin çözüm değil, sorunun kaynağı olduğu düşüncesine vardım. Devletin varlığı sorunu çözmüyor, daha da derinleştiriyor. Bu nedenle ben çözümü devlette görmüyorum. Bana Amerika'nın Barzani'ye verdiği gibi bir federasyon deseler bunu kabul etmem. Öcalan federasyona karşı olduğunu söyledi, devlet istemem dedi ama bağımsız bir devlette ne olması gerekiyorsa hepsini hatta daha fazlasını talep etti. Devlet olacak, diğer tarafta demokratik Kürt ulusu olacak. Kürtler devleti tanıyacak. Devlet de Kürtlerin demokratik ulus olma hakkını. Kürtler kendi sporunu, eğitimini, dini örgütlenmelerini, meclisini, belediyelerini yapabilirse kendisi yapacak, kuracak. Hatta kendi öz savunması bile olacak. Kendi ihtilaflarını çözecek bir savunma gücü olacak. Kürtler kendini demokratik bir şekilde örgütleyecek, savunacak. Bu kadar değil, daha devam ediyor. Öcalan'a göre bu süreç Cumhuriyet'in kurulması kadar önemli bir süreç. İktidara, muhalefete karşı dikkatli ama DTP'ye sert mesajlar yolluyor. Geç oldu ama iyi olacak. 1920'lerde başlanan işi şimdi tamamlayacağız. DTP bu yeni dönemi iyi anlamalı. DTP bu süreci derinlemesine anlamazsa aşılır. MHP ve CHP bu sürecin önünde engel olmamalıdır. Engel olmaya devam ederlerse 6 aya kalmaz biterler. AKP de fazla bekleyemez. Yeni yılı bile bekleyemezler. 1-2 ay sonra AKP'nin gerçek niyeti, gidebileceği yer belli olur. Samimi olup olmadıkları netleşir. Öcalan'ın bir cümlesi var ki çok dikkat çekici. Kan dökülerek devrim yapma dönemi kapandı diyor. O da üstü kapalı silah bırakmaktan söz ediyor. Bunu derken dolaylı bir şekilde PKK'nın silah bırakma koşullarını tarif ediyor. Kürtlerle devletin uzlaşma sürecinde konuşmak lazım. Önümün açılması için, bunu hep beraber yürütebilmemiz için koşullarımın düzeltilmesi lazım.